Vallahi Şükriyeciğim, ne iyi oldu çağırdın. Böyle bir değişiklik oldu bana da. Hay çok böyle hastalık mastalık falan, bunaldım yani. Ah Rukiye'm, ah bilmez miyim? Bunalır insan tabii. Ah. Bakayım ben şu kadar. Canım komşum, hanım karı, ağır karıştı. Sağ ol. Aa. Merhaba komşu. Hoş geldin. Bence. Geç. Merhaba Fatih teyze. Yıldızcığım. Hoş geldin. Aa. Keşke misafiriniz olduğunu söyleseydiniz. Aa. Ne misafiri canım? Bak bak, Rukiye abla. Hadi geç otur. Ay yok, ben gideyim. Aa aa aa. Darılırım vallahi. Hadi hadi geç otur. Ah be Fatu teyzeciğim. Keşke söyleseydiniz, başkaları da gelecek diye ben hiç rahatsız etmezdim sizi yani. Bak komşucuğum. Çok seveyim seni. Ağır karısın. Yemeklerini de seveyim, seni de seveyim. Hı. Ama bak ben buna bile demeyim başkaları. Bak. Demez. Buna bile demem. Buna bile demem başkası, düşün bak. Dembeldir, paçlamaz, yemek yapmaz, onu bunu bilmez. Ama demem başkası. Ne olayım oraya size komşusunuz. Ya, ya öyle başkaları değil de hani komşu desek daha güzel. Komşu. Hadi komşu. Kolay o, bir şey değil ki o. Merhaba komşu. Merhaba komşu. Önemli olan başka şeyler var. Şimdi benim bildiğim komşulukta hani biz öyle gördük. Büyüklerine böyle afra tafra yapıp sitem edip de böyle kapıları çarpıp çarpıp gitmek olmaz. Benim bildiğim komşu kendisi için ne istiyorsa komşusu için de onu ister, diyeyim ben size. Ben anlamadım bir şey. O da bir şey bili. O bili, bu bili, bu bili. Ne oli mori, ne oli? Delirdiniz mi? Değil mi? Söyleyin kendisine. Kendi kızı için her şeyin en iyisini istiyor. Ama benim kızım olunca... Neyse. Konuşmayayım ben. Rukiye abla. Nurten abla diyor ki... Anladım canım ben onu. Çok iyi anladım. Kendisine. Ay siz de bak mesela söyleyin kendisine şimdi. Hepimizin derdi aynı. Çocuklarımız, evlatlarımız hayırlı bir kısmet bulsun, evlensinler. İstiyoruz biz değil mi? Kötü bir şey mi istiyoruz? Buyurun. Evet. Nurten. Rukiye söyleyin ki... kendisine. Ben kızımı kiminle evlendireceğimi çok iyi bilirim. Allah'ıma bin şükür. Rukiye abla, Nurten diyor ki... Tabii tabii, çok iyi anladım. Şimdi... siz söyleyin kendisine. Yani şu konuşmalı... Ne oluyor mori? Olmuşsunuz nice. Telegram. O ona bir şey de stop. Bu buna bir şey de stop. O ona de bir şey stop. Olmaz böyle, olmaz. Bak, Fikriye. Getir bir şey yesin karı burada. Hah. Hem yap bu çayları dağıştır. Böyle olmaz. Komşu komşu. Nereden çıkarıyorsunuz S3'ye yeni adetler? Böyle bir şeyler. Olmaz böyle şeyler. Bırak şimdi sen getir onları. Ben konuşacağım şimdi. Komşu komşu yapmaz böyle. Hah. Fatoğan'a konuşsun şimdi. Evet. Ben de Nurten'e bir şeyler getireyim. Komşu olur mu böyle? Çıkarıyorsunuz böyle şeyler. Kerefekeler. Komşu komşuya lazım oraya. Nereden çıkarıyorsunuz böyle şeyler? Ha? Bak şimdi ben size ne anlatacağım, dinleniz. Komşu komşuya lazım her vakit. Dinle bak şimdi. Şükriye gel bak, anlatacağım sana. Çabuk getir haydi. Dostum bak dinle, anlatacağım. Ergun abiciğim. Şu gömleklerin güzelliklerine bakar mısın? Yakası ayrı, kolu ayrı, manşeti ayrı, düğmesi ayrı, özenle dikilmiş Ergun abi. Ergun abiciğim, bu gömleklerden bir tanesini alıyorsun. Düğün, cenaze, neresi olursa olsun giyiyorsun, şık görünüyorsun abiciğim. Oğlum anlatamıyorum galiba ya, anlatamıyorum galiba. Bir bak bakayım, hiç bende öyle gömlek giyecek bir hal ve tavır var mı? Tek renk ulan hepsi. O ne öyle emekli muhasebeciler gibi? Bunlar bana gelmez. Ergun abi, abi bana her şeyi de ama bunlar bana gelmez değil mi Ergun abiciğim? Ergun abiciğim, özür dilerim söylüyorum ama senin tarzın 70'lerin ortasında sona erdi. Ergun abiciğim, şu gömleği al, gel artık bize katıl. 1981'e gel abi. Allah Allah. Abuk sabuk konuşma oğlum, bilmeden konuşma. Bizim işimiz neyle?
sanatla, sanatçıyla. Hepsi renkli insanlar, hepsi renkli simalar. Biz ne yapıyoruz? O renkleri kıyafetlerimize kadar baştan aşağı yansıtıyoruz. Biliyoruz da giyiniyoruz. Tamam Ergün abi. Bende de tam senin istediğin şekilde bir gömlek var abiciğim. Mor gömlek. Nasıl abi? Tam senlik. Alıyorsun bunu. Bir de bunu alınca sana yanında bir tane de kravat hediye ediyorum. Cillop gibi oluyorsun. Nasıl? Ben mi anlatamıyorum? Sen mi anlamak istemiyorsun? Tek renk diyorum oğlum. Tek renk, tek renk. İstemem. Ya Ergün abi, ithal diyorum. Son moda diyorum. Avrupa diyorum. Daha ne diyeyim Ergün abi? Ya, ne diyeceksin tabii. Avrupa tabii. Doğru diyorsun. Tahtakale'den, Avrupa'dan değil mi? Peki Ergün abi, sana özel indirim. %50. Ulan daha şimdi Avrupa demedi mi bu ya? Ha? Utanmıyorsun değil mi? Fason malı getiriyorsun, Avrupa diye yutturup sonra da %50 indirdim diyorsun ulan. Bitik Ali. Bana her şeyi de Ergün abicim ama butik Ali fason mal satar deme abi. Tamam lan tamam, gereksiz yükselme. Kanlandırma bitini. Mehmet Ali, git şuna bir çay kap gel. Bari boşa gitmesin. Ağzı kurudu, hiç olmazsa ağzını ıslatalım gönderelim. Kaldır onları. Çizgili de var ha. Uzatma lan çöp kolonun üstüne. Çok eski vakitte. Sami'nin babası daha çok genç o vakit. Daha geçmemiş pastanenin başına. Yapay müzika, cideydi günlere. Onni buni, ceceyle. Kalim yalınız ben genç. Daha genç. Kalim yalınız korkayım evde. Hep böyle. Çok zavallıydım çok. Sonra var idi bir komşum Ahretlik İsmiye. Ne hanım karıydı. Yalınız bir komşum var idi biliyor musun sen? Sonra Sami o vakit bebe biliyor musun? Daha bebe ufacık. Hastalandım oraya. Oh cürsan beni. Koş o tarafa. Koş bu tarafa. Yok korkayım. Hep ağlayım ceceyle hep. Çok gidi fena. Çin var idi biliyor musun? Yalınız yanımda. Komşum, Ahretlik'im İsmiye. Yalnız o Joldi. Joldi tuttu bizi kavradı böyle. Sami'ye baktı. Onu besledi. Beledi beni. Beni daha öyle baktım oraya. Ha ya işte o Ahretlik'im benim. Bak. Diyeceğim daha bir şey. Bir gün ne oldu biliyor musun? İsmiye istedi gitsin çüyeci oldu haber bayram için. Ama garip, fukara. Yok ne cisim, yok hiçbir şey. Zırt, lilay kabüle. Yok hiçbir şey. Fakir biliyor musun o vakit daha fakirlik idi bilmeyece şimdi. Ne yaptım ben biliyor musun? Açtım sandığımı, çeyizlik sandığımı. Çıkardım içinde. Ştoflar bile, isla ştoflarım var idi. Ne deysiniz siz kumaşlar. Çıkardım o en pahalı kumaşımı, acımadım hiç. İçin komşum benim İsmiye. Nasıl yok ağrıtlık mı? Çıkardım o ştofi. Çestim, yaptım ona çok isla bir hatları. Bak hep açan anlatırım. Olurum bile, yeş olurum bilir misin? Çıkardım, yaptım, diştim ona çok isla bir hatları. Böyle. Nasıl sevindi garip bilesin. Nasıl ciddi o bayramda o çiğe. Hepiniz orada olsaydınız ağlardınız. O kadar acırdınız. Ama o nasıl sevindi. Niçin? Niçindir benim Ahretlik'im. Yaparım nasıl yapmam. O benim komşum. Ne umaysın sen ha? Bilesiniz. Ha? Bak bilir misin sen olmadı mı problem bizim aramızda? Oldu. Nasıl yok? O bana bağırdı, ben ona bağırdım. Kızdık birbirimize. Bazı içeri sardım, bildirem onu. Veçi o da beni. Ama neydik biz? Komşu. Ben bazı bir şey susaydım. O cüri bir şey kapay bir cüzünü. Ben cürim bir şey kapayım, uyarı ağzımı. Niçin? Niçin sık komşu? Birbirimize muhtaç sık ha? Ne umaysın sen? Bak, akreba başka. Akreba başka. Ama komşu başka. Hup bağırsam bile birdence olmaz akreban. Kim bilir nerede? Ama komşu
Yapaysın Vecbile. Komşu, komşucuğum, komşum hop birden yanında. Ha, öyledir komşu. Onun için deyim, boşuna dememiş eskiler. Komşu, komşunun çülüne muhtaç. Ha, siz de lazım öyle. Dil lazım cülesiniz, bazı içeri olur. Kapışırsınız, nasıl yok. Kız kardeş gibi mori. Aynı nice kız kardeş. Dil lazım kapışırsınız, lazım barışasınız. Cürmeyesiniz bazı kabahatlerinizi. Olur öyle şeyler. Ama bakınız daha çok ne var? Şey, güzel. Bak komşuluk ister. Haydi barış. Haydi. Barış. Bak şimdi. Haydi şimdi. Haydi. Haydi yoksa bak dükkanım için ödü. Haydi barış. Haydi. Bravo. Aferin. Rukiye abla. Kusuruma bakma, özür dilerim. Asıl sen kusura bakma ben Nurtancığım. Bravo size. Ah, böyle. Cürmeniz. Cürmeniz de siz iki kız kardeşim. Ben de seveyim çok sizi. Bak, islaçı varsınız. Olsa bana bir şey, sen de koşarsın. O da koşar, ben de sana koşarım. Nasıl yok? Haydi bak, isla yaptı çayları. Bazı içeri yapay bu başkası. İsla çay. Haydi içelim çaylarımızı. Haydi. Ha, bravo, büyüle işte.